Şimdi bir hukuk, yani buradaki ilişkilere baktığımızda Sedat Peker dünün önemli muhtever iş adamlarından biriydi. Kim söylüyordu bunu? Bunu biz söylemiyorduk. Sonuçta iktidarı yönetenler söylüyordu. İktidarın kurumsal yapısının başındaki isimler söylüyordu. Bakanlar söylüyordu. Hatta belirtmek gerekiyor ki bugün medyanın önemli bir bölümünü kontrol eden bazı basın organları Peker'e yılın iş adamı ödülünü vermişti. Şimdi devlet işin içinde olmadan, devletin kurumsal yapısı işin içinde olmadan Peker'in dün konuşabilme şansı var mıydı? Bugünlerde bir kez daha gördük. Neyi gördük? Ya Peker'le ilgili yapılan şeylerde, araştırmalarda adli sicil kaydının bile temiz olduğunu gördük. Hı hı. Yani ve birçok yerde, yani bu anlamıyla da altı çizilmesi gerekiyor gerçekten. Yani Türkiye yeniden hukukta buluşacaksa, yeniden toplumsal vicdanında buluşacaksa bunları bizim söyleyememiz gerekiyor. Yani siz kanlarınıza duş alacağız diyen birisinin açıklamasına beraat veriyorsunuz ama ya barış isteyen akademisyenleri linç ediyorsunuz, onları yargılıyorsunuz, okullarından atıyorsunuz, işsiz ve parasız bırakıyorsunuz, bayrak direğini asacağız sözünden ne beraat veriyorsunuz. Buradan Fatih hareketle Altay... Sayın Saraç, müsaadenizle sormak istiyorum. Babacan'a evet. Bakan yönünü de değerlendirebilir miyiz? Şimdi Ali Çakıcı Ali Babacan'a hedef gösterdi. Şer ittifakı dedi. Vatan hainlerinin dışında kimse sizi dinlemez dedi. Tamam, evet. Söylendi bu açıklama ama Yıldıray Çiçek'ten de Alaaddin Çakıcı'nın kıymetli olduğu diyerek bir destek geldi. Şimdi normal hukuk devletlerinde bu nasıl görülmesi gerekiyor? Bu ilişkileri de biraz değerlendirelim mi? Babacan özellikle bu ittifak ya çalışmaları... Normal hukuk devletinde bununla ilgili soruşturma açılması gerekiyor. Yani bu ittifak çalışmaları ilgili... var bir de şu anda biliyorsunuz. Hani Şer ittifakı olarak niteledi. Önümüzde bir seçim süreci olacağı düşünülüyor. Babacan'a bakan yönünü de değerlendirebilir miyiz Sayın Ali Babacan'a? Buyurun. Tabii değerlendireyim. Şunu söyleyerek hemen Babacan'ı değerlendirmek istiyorum. Yani çürüme, kokuşmaya dönüşmüş durumda. Bunun gerçekten yani bu kokuları engelleyebilme şansı ortadan kalktığı için iş bu kadar tartışılır noktaya geldi. Belli ki bu işte çok yönlü bir pazarlık var. Belli ki bu işte doğrudan devletin kurumları var. Devletin kendisi var. Devletin de parti devletine dönüşünü düşünürsek bunu çok net bir biçimde görmek gerekiyor. Belli ki Peker'in açıklamalarında, yani Pelikancılardan Mehmet Ağar'a, Mehmet Ağar'dan Mehmet Ağar'ın oğluna, FETÖ ile ilgili el konulan mallara, herkesin hem birbirine karşı verilmiş sözleri var, hem borçları var, hem de sırları var. Bir kere bunu söylememiz lazım. Burada devletin yapması gereken bunun üzerine gitmek. Son söylediğiniz açıklamalarla da ilgili Alaaddin Çakıcı ve oğlu. Şimdi hatırlayalım, Alaaddin Çakıcı kimle ilgili konuştu? Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuşmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu kim? Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede 13 milyon oy almış. 31 Mart'ta Millet İttifakı ile Türkiye'nin en büyük 11 büyük şehrini kazanmış partinin genel başkanı. Sonra şimdi niye Babacan tartışılıyor? Yani asıl hedefi yanıltmak için de biraz bunlar tartışılıyor. Kılıçdaroğlu ne söyledi? Ya hukuku uygulayın kardeşim. Yani hukuku uygularsanız bu ülke yan yollara sapmaz. Hukuku uygularsanız bu ülke mafyanın, yeraltı örgütleri temsilcilerinin, liderlerinin söylemlerine itibar etmez. Tam tersi onlar yargılar. Babacan da benzer bir şey söylüyor. Yani Babacan da sonuçta Babacan'ın söylediklerinde de hukuku öne çıkarma tavrı var. Bu hukuku öne çıkarma tavrında niye bu güçler, mesela Alaaddin Çakıcı'nın oğlu devreye girer? Çünkü bu işin şöyle bir yanı var. Yani bir diğer yanı şu: yalnızca devlet işine geldiğinde kullanmaz. Zora düştüğünde de bu bir korkutma işine dönüşür. Bakın Cevat Öneş'in söylediği, sizin şimdi yayınladığınız bölümde var mıydı bilmiyorum ama MİT eski müsteşarı Cevat Öneş diyor ki son dönemlerde gazetecilere ve siyasilere, evet, yapılan saldırılarda bu yapıların parmağı olabilir diyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Şimdi normal olarak yapılması gereken ne? Yapılması gereken şu: Türkiye normal bir ülke olsa, Türkiye bir hukuk devleti olsa bence bunları söyleyenlerle ilgili hemen soruşturma açılır. Yani Sedat Peker'le de ilgili yeniden bir soruşturma açılır. Alaaddin Çakıcı'nın oğluyla da ilgili hemen bir soruşturma açılır. Ve ne söylenmesi gerekiyor orada soruşturma açıldığında? Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de hukuk devleti dışında, yasalar dışında yapılacak her türlü yaklaşımı
peşinen reddediyoruz ve yasalardaki karşılığı neyse bunu uygulamamız gerekiyor diyor. Şimdi bu şeylerin, bu söylemlerin doğal olarak da bir korkuyla karşılandığını görüyoruz. Yani sonuçta çünkü bu söylemlerde arka planda bir korkutma eğilimi var. Sistem çürümüş, iktidar süreci yönetemiyor. Yönetemediği için de ne yapması gerekiyor? Sesi çıkanları korkutması gerekiyor. Sesi çıkanları susturması gerekiyor. Bu hamlelerin arka planda çok net bir biçimde bu var. Ya çarpıcı bir şey. Bugün Gazete Pencere'de manşet haberdi. Gazete Pencere'de manşet haber neydi söyleyeyim size. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in söyledikleriydi. Ümit Boyner diyor ki TÜSİAD dediğimiz Türkiye'de bir dönemler iktidarı değiştiren yapılanmalardı. Ülkenin geldiği noktayı da gösteriyor. Ümit Boyner diyor ki iş dünyasının toplumsal ve siyasal konularla ilgili konuşmaktan çekimser kalması belki de korktuğu bir gerçek. Bu konularda konuşmakta korktuğu bir gerçek diyor. Şimdi ve bunu genele de yaymış bir biçimde. Diyor ki yani bu yaygınlık her yere sirayet etmiş durumda. Konuşanların hedef gösterilmesi üzerine tabii, aslında. Tabii. Ya şimdi tabii yani sonuçta Türkiye'nin İş Adamları Derneği Başkanı eski de olsa ki yeni başkanlar da aslında zaman zaman bunu telaffuz ediyorlar. Ülkenin İş Adamları Derneği Başkanı bile korkunun ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Burada yani bu anlamıyla da aslında bu tür hamlelerin bir biçimde amacına ulaşmaya çalıştığını da görüyoruz ya da ulaştığını da görüyoruz. Ancak ortadaki gerçek şu, Sedat Peker'in konuşmaya başlamasıyla birlikte ki sistematik olduğu belli, yani videolar izlendiğinde bir sistematik de var. Yani öyle çok tesadüfen ve bir tepki sonucu yapılan konuşmaların olmadığını görüyoruz. Bu işin büyüyeceği kesin çünkü hatırlatmakta yarar var. Yani geçtiğimiz yıla kadar Sedat Peker mevcut iktidarı desteklemek için demin söylemeye çalıştığım söylemlerin dışında fiili mitingler yaptı. İş adamı, muteber iş adamı şeyi gördü. Ne zamana kadar? Alaaddin Çakıcı hapisten çıkana kadar. Alaaddin Çakıcı hapisten çıktıktan sonra belli ki o yazışmalar ve tartışmaları da hep beraber izledik. Sedat Peker'in yurt dışına çıkmasının da tesadüf olmadığının belli pazarlıklar sonucu olduğunu görüyoruz. Peki Sayın Sarraç, siz dediniz ki yani bu iş büyüyecek, böyle çok sıradan yapılmış videolar değil, belli bir sistematiği ve düzeni var dediniz. Sizin öngörünüz nedir? Bu işin büyümesi derken neyi ima ediyorsunuz? Nasıl olacak sonuç? Sizin öngörünüze göre nereye gider? Ya da olması gereken nedir? Sizin öngörünüze göre bu sistemsizlikte evet, nereye gider? Buyurun. Yani en kolay iş belki de yani ne olur, yani neyi öneririm, neyi öngörürüm meselesi. Şimdi ya birincisi şu, yani mevcut yapıda daha önceki deneyleri de dikkate aldığımızda bu gerçeği söylemek durumundayım. Mevcut iktidar bu işin üzerine gitmez. Bir biçimde bu işi sönümlendirir. Yani bir süre sonra unutulmaya yüz tutar çünkü mevcut iktidar, yani son Anayasa Mahkemesi kaldırılması diyen bir iktidar var. Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diyen bir iktidar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanımıyorum diyen bir iktidar var. Eften püften nedenlerle işte İmamoğlu örneğinde olduğu gibi eli arkada diye dava açmak isteyen, ön soruşturma yapmak isteyen, bu tür hamleler yapan, sonra da geri çekmek zorunda kalan bir iktidar var. Böyle bir iktidardan ben şöyle bir beklenti içinde değilim. Olmam gerekiyor ama mevcut uygulamalar olmayacağımı gösteriyor. Olmayacağımızı maalesef gösteriyor. Bu iktidar bu işin üzerine gitmez. Kim gitmesi gerekiyor? İşin doğrusu Türkiye'de ben demokrasi istiyorum. Ben hukukun uygulanmasını istiyorum. Ben Türkiye'de hukukun herkese eşit uygulanmasını ve hukukun üstünlüğünün kabul görmesini istiyorum diyenlerin bu işin üzerine gitmesi gerekiyor. Burada da görev başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere İyi Parti'ye, İşte Babacan'ın açıklamaları da dikkate alındığında Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, HDP'ye, o anlamıyla da mevcut iktidar dışında ben demokrasiyi istiyorum diyen partilere düşüyor. Bir diğer boyutta bana göre Türkiye'de hukukçulara düşüyor, evet, barolara düşüyor. Türkiye'de hukuk fakültesinin
vicdanlı öğretim üyelerine düşüyor. Şimdi buradan bir hareket gelişebilirse, orada Susurlu Atık'ta yapmakta yarar var. Susurlu'nun en azından yargılanması için ya da Susurlu'yla ilgili bir araştırma yapılması için hamle yapılmasının arka planda ne vardı? O dönemde geniş kitlelerin bir dakika teşvik karanlık şartıyız. Sürekli aydınlık eğilimi son derece önemliydi. İki, dönemin muhalefet partileri yüksek sesle bu işin üzerine gitmek gerekir dediler ve Susurluk'la ilgili bir dava dosya açıldı. Evet. Şimdi de yapılması gereken bu. Eğer bu yapılabilirse, son cümleme olsun, bu yapılabilirse ben inanıyorum ki Türkiye'de Türkiye'nin normalleşmesini isteyen, Türkiye'de kutuplaşmanın, Türkiye'de hukuk dışı yöntemlerin ortadan kalkmasını isteyen herkes şunu isteyecektir. Kardeşim, hukuk dışı yolların tümü kapatılmalıdır. Yeraltı örgütlerinin tümüne müdahale edilmelidir. Gerekli soruşturmalar ve cezai yaptırımlar uygulanmalıdır diyeceklerdir. Türkiye'nin hayrının da burada olduğu kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Saraç. Hem aktardığınız bilgiler, hem öngörüleriniz, hem 1950'lerden bugüne kadar durumu değerlendirdiğiniz için sağlıklı günler diliyoruz. Önümüz bayram ve iyi bayramlar diliyoruz. Ben de iyi bayramlar diliyorum. İyi yayınlar. Teşekkür. Evet, bir yanda mafya içindeki tartışmalar, dediklerin devlet çete yapılanması, bunları konuştuk. Bir yandan da yine hatırlayacaksınız.